Herkese merhaba, ben Şebnem Ekşip. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2024 Burçlar serisinde sıra Aslan Burcu'na geldi. Yükselen Burcu Aslan olanlar başta olmak üzere, Güneş, Ay Burcu Aslan olanlar, hadi gelin bakalım 2024'ün etkilerinin Vedik Astroloji ve Sidral Zodya'ya göre size neler vereceğini bir konuşalım. Öncelikle hareket ve eylem zamanı. Sizin için söyleyebileceğim en önemli yılın etkileşim enerjilerini aktarabileceğim cümle bu aslında. Jüpiter Mayıs ayına kadar şans, bereket, bolluk, eğitim, akademik hayatınız, yurt dışı kontakları, tüm bu alanları ve en önemlisi şans etkilerini çok aktif kılarak ilerleyecek 2024 yılında. Şans enerjilerinizin çok kuvvetli olduğu etkileşimlerden geçeceksiniz. Eğer bana hani sorsanız 2024'ün burçları arasında Vedik astrolojisine göre en şanslı burçlar hangileridir diye, sizi de bunun içinde sayardım. Özellikle Mayıs'a kadar olan dönemde. Mayıs'tan sonra şansınız düşecek diye bir şey yok. Ama yer değiştirecek. Bu etki önemli. Jüpiter'in bu transiti sizin için önemli. Çünkü bazı kontakları bu şans gezegeninin, bolluk gezegeninin bazı kontakları öyle sık olmaz. 12 yılda bir gelir. İşte siz bu yıl bunu deneyimliyorsunuz aynı zamanda. Ne zamana kadar? Mayıs ayına kadar şansınızın kıymetini bilin diyeceğim size. Önemli kapılar aralayabilir. Bunu neyle destekleyecek? Yani diğer etkilerle, diğer gezegen enerjileriyle birlikte kombinleyecek olursak neyle destekleyecek? Öncelikle Mayıs'la birlikte de yeni bir sürece giriyor ama Rahu'nun bulunduğu nokta size göre özellikle dönüşümsel etkiler, yeni hayatınıza dönüştürmeniz gereken, belki değiştirmeniz gereken alanlar, miras, nafaka gibi başkalarının kazançlarından size gelecek tıkanmış noktalar, tüm bunların aktivasyonunun aktif de olacağını gösteriyor. Yani Rahu bir tarafta kaderin gezegeniydi Rahu. Dönüşüm, spiritüel gelişme, farklı deneyimler, değişim etkilerini aktif kılıyor. Özellikle değişim. Hayatınızda hızlı değişimlerin olacağı bir seneyi deneyimleme potansiyeliniz hayli yüksek olacak. Dediğim gibi farklı kazançlar, başkalarından gelen, aileden gelen, eşinizden gelen herhangi bir kazancınız ya da orada bir takım beklentileriniz varsa, belki eşiniz terfi alacak, maddi olarak kendini geliştirecek, bunun size faydası olacak. Aileden bir aktarım bekliyorsanız, bir miras işiniz varsa, bu alanda halletmeye çalıştığınız bir durum varsa, bir nafakayla ilgili bir işiniz, bir mahkemeniz, bir beklentiniz varsa, bunların da son derece aktif olma potansiyeli var. Aynı zamanda Rahu, kadersel etkileri yöneten bu gezegen, bir taraftan da sizin spiritüel tarafınızı, spiritüel enerjinizi çok geliştirme potansiyelinde. Burada yeni farkındalıklar edinmeniz, belki yeni eğitimler almanız, kendi yolculuğunuzda, kişisel ve enerjisel yolculuğunuzda önemli bir level'ı geçmeniz de söz konusu olacak bir taraftan da baktığımızda. Maddi konularda, kendi kazançlarınızla bağlantılı maddi konularda biraz daha dikkatli olmanız gereken, risklere girmemeniz gereken, vergiler, benzer konularda daha tedbirli olmanız gereken, devletle ilgili, kamuyla ilgili ödemelerinizde vaktinde hani bu ödemeleri yapmaya önem göstermeniz gereken de bir süreç var. Hani bunun başka bir döngüsünden bakacak olursak, ailevi konularla bağlantılı meseleler biraz daha gündeme fazla hızlı dönüşebilir. Değerleriniz dönüşüyor bu anlamda. Ketu'da, tam Rahu'nun karşı alanında değerlerinizin dönüşmesi, pardon özür dilerim, değerlerinizin dönüşmesi, değerlerinizin artık farklı bir aralığa geçmesi anlamında size başka bir bakış açısının kapılarını aralayacak. Krediler, borçlanma, kişisel hani borçlanmalarınız, bir alacak verecek işleriniz, birine vereceğiniz bir borçlanma, kefil, birine hani olacağınız kefil, bunlardan biraz uzak durmanız gerekiyor. Maddi konularda çok da dikkatiniz orada olmayacak. Biraz daha spiritüel alanlar, kişisel gelişiminiz, bu noktalarda da önemli etkileşimler var. Ama fırsatlar var, enteresan şanslar var. Özellikle yılın ilk yarısı ve ikinci yarısının Jüpiter'in çok desteğiyle. Ama bunları doğru şekilde kullanmak ve kendi içinizdeki maddi planlamayı da iyi yapmanız, hani dikkat etmeniz gereken noktalardan. Mayıs'la birlikte Jüpiter'in yeri değişecek demiştik. Kariyer ve statünüzle ilgili noktayı aktif edecek. Özellikle bekar aslanlar için evlilik etkisi olabilir, evlilik verebilir.
yürümeyen bir evlilikte ayrılık kararı çıkabilir. Bu noktada sizi hani yeni statünüzle ilgili yepyeni bir duruma getirebilir. Taşınma, yeni yerleşim yerine geçme, belki şehir değiştirme, yer değiştirmekle ilgili de etkileri son derece aktif kılabilir. Ama özellikle kariyer, işle ilgili çalışıyorsanız çok özel fırsat kapılarının aralandığı terfi alabilirsiniz. Yeni iş olanakları çıkabilir. Yepyeni alanlara geçiş yapabilirsiniz. Bu noktada özel etkilerden geçeceğinizi söylemek mümkün. Peki tüm bunlar olurken Satürn ne yapıyor? Satürn tam karşı alanınızdan geçiyor. Bu yıl en fazla dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ortaklı alanlar, ortaklı işler, buralara girmemeniz gerekiyor. Beklediğiniz gibi olmayabilir. Kalıcı işlerde yapma potansiyeliniz var. Ama ortaklı bir teklif, iş ortaklıklarında iyi düşünerek hareket edin. Evliyseniz eşinizle, partnerinizle olan diyaloglarınızda yeni bir dönem başlıyor. Ya burada bir ilişkiyi hani oturtma, artık daha sağlam bir temel üzerinde devam ettirmeyi deneyimleme potansiyeliniz var veya sağlam olmayan zorlandığınız noktalarda da bir değişim yaşama, bu alanları yeniden gözden geçirme söz konusu olacak. İkili ilişkilerinizde biraz daha zorlandığınız, belki biraz yalnızlaştığınızı hissettiğiniz, hayatınızdan insan çıkarttığınız bir dönem söz konusu olabilir. Bu aslında biraz dolap temizliği döneminden geçtiğinizi de gösteriyor. Hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulduğunuz, özellikle ikili ilişkiler açısından ama gereksiz yükler, gereksiz arkadaşlıklar, gereksiz dostluk gibi görünen durumların hayatınızdan çıkma potansiyeli var. Bunların niye gittiğine takılmayın. Kalan sahalarla devam etmeye veya daha özlü ilişkiler kurmaya dönük hayatınızda yeniden bir yapılanma olduğunu bilerek hareket etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. İş ortaklıklarında da dikkatli olmanız lazım. Bunu da belirtmekte fayda var. Satürn biraz sizi yalnızlaştırarak kendi alanlarınızda daha emniyetli, kendi gücünüzü de yükselterek ilerleme veya da ilerletme potansiyelinde olacak. Tutulmalar. Şimdi tutulmalar ne zaman? Bu sene Mart, Nisan, hemen ilk baharda ve sonbaharda, özellikle Eylül, Ekim aylarında tutulmalarımız var. Şimdi tutulmalar sizin spiritüel deneyimlerinizle ilgili ilginç gelişmeler getirme potansiyelinde. Özellikle Mart, Nisan tutulmaları bu anlamda enteresan etkiler geçirmenize neden olabilir. Ama dönüşüm enerjilerinizi de kuvvetli kılacak. Bir taraftan da hızlı ve hayatınızda değiştirmeniz gereken noktalarla ilgili hızlı değişimler getirme potansiyelini yüksek tutacak. Bu yıl planlı olmaktan, özellikle tutulmalar nedeniyle planlı olmaktan, her şeyi bir hani planlıyla, katı kurallarıyla, sınırlarıyla ilerletmeye çalışmaktan ya da kontrol etmeye çalışmaktan ziyade akışta olmak sizin için önemli. Çünkü özellikle Ketu'nun aktivasyonu nedeniyle bilhassa maddi alanlarda, finansal konularda bir şeyi hani hesapladığınızla, bulduğunuzla karşılaştığınız bambaşka bir hale gelebilir. O yüzden akışa güvenip biraz akışta daha çözümsel yaklaşımlar içinde olmanız çok daha doğru olacaktır. Uranüs'ün enteresan bir transiti var. Mayıs ayında Jüpiter burç değiştirirken, kariyer alanınıza geçerken Uranüs de buraya geçiş yapacak. Ve özellikle bu yılın ikinci yarısı Uranüs ve Jüpiter birlikte el ele burada kariyer alanınızda Satürn'ü gösteren noktada ilerleme getirecek. Yepyeni işler, yeni deneyimler, yepyeni bakış açıları, işle ilgili çok ani ve çok radikal kararlar içerisinde olma, evlilik, ikili ilişkiler, duygusal hayatınız, statünüz, burada hani dönüştürmeniz, belki dönüştürmek istediklerinizle ilgili çok hızlı ve radikal kararlar içerisinde olma ya da hayatın sizin kontrol edemediğiniz şekilde size enteresan bu anlattığım alanlarda sürprizler getirmesi söz konusu olacak. Zor değil, hiç merak etmeyin. Olması gerektiği gibi çok hızlı bir değişim ve dönüşüm döneminden 2024'te geçeceksiniz gibi duruyor. Evet, bir bakalım kısa hızlı hareket eden gezegenlerden de Venüs'ün güzel bir sürprizi var size. Ağustos'ta burcunuzda ilerleyecek. 5 Ağustos'ta yine Merkür retrosu da burcunuzda başlayacak. Hem Venüs hem Merkür burcunuzda ilerlerken ilişkilerle ilgili özellikle
daha önce başlamış, yürümemiş eski konularla ilgili dikkatli olun. Ağustos'ta ilişkiler, duygusal hayatınız. Burada böyle bir hani iyi yönetilmesi gereken noktalar var ama dikkati üstünüzde çekeceğiniz, karşı cinsin çok ilgisini çekme potansiyelinizin yüksek olduğu, genel olarak dikkat çekici bir enerji içerisinde olduğunuz etkilerde söz konusu olacak. Yaz ayları size yarayacak anlayacağınız üzere. Şimdi bir bakalım. Tüm bu etkiler içerisinde öncelikle sağlıkla ilgili de biraz bahsetmek lazım. Kalp sağlığınız bu sene önemli. Kalp sağlığınıza burada hani yapmanız gereken, atladığınız bir takım kontroller varsa bunlara önem verin. Sindirim sisteminiz son derece önemli. Hayatı sindirmek üzerine ve bir de asıl boğaz çakrası yine sizin için çok önemli olacak. Boğaz çakranıza, yani boğaz bölgenize, yani ne burada tiroidler varsa tiroidlerle ilgili kontrolleriniz, boyun fıtığıyla ilgili kontrolleriniz, boğaz ve omuz bölgenizle ilgili hassasiyetleriniz artabilir. Bunlara biraz daha dikkat etmenizde sevgili aslanlar fayda var. Renkler açısından bu yıl hani bütün bu enerjileri daha rahat kontrol edebilmeniz açısından da önereceğim boğaz çakrası hassasiyet için mavi rengi ve turkuazı kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Diğer taraftan biraz bu köklenme, değişimlere daha rahat hani uyum sağlama açısından da nar çiçeği, kırmızı, siyah ve gri tonlarını bir parça hayatınızda ya da böyle bunaldığınızda o değişimleri daha rahat karşılamak istediğinizde kullanabilirsiniz. Taşlardan başta sitrin, bolluk ve bereketin hayatınıza gelmesi için, siyah turmalin köklenmeniz adına ve özellikle turkuaz boğaz çakranıza çok iyi gelir. Kalsedon, mavi akik gibi mavi taşlarını da yine çok tavsiye ediyorum. Ve de kalbinizi rahatlatmak adına da yeşil akik çok rahatlıkla kullanabilirsiniz bu senenin taşları arasında. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Hem yılın tüm enerjilerini size öncelikle sağlık, bolluk, bereket, kalbinizden geçirdiklerinizle buluşmayı nasip edecek güzel farkındalıklar ve güzel şanslar getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Sevdiklerinizle huzur ve denge içinde çok güzel bir yeni yıl geçirmenizi yine kalpten temenni ederim. Sevgiyle kalın, iyi yıllar diliyorum.